Cümleten selamünaleyküm. Bu videoda endüvisi bitmiş olan bir Makita HR4000C modelinin endüvi değişimini yapacağım. Yeni endüviyle. Orijinali bulunmadığı için yan sanayi olarak geçen ürünle değiştireceğim. Şu şekilde sıfır endüviyle. Daha sonra komple parçalarını ayırıp şanzıman kısmındaki yağ değişimini yapacağım. Detaylı bakımını, temizliğini yapıp geri komple toplayacağım. Yağ değişimi içinde boşun şu şekilde şanzıman yağı bulunuyor. Böyle kırıcı delici hiltilerde bu yağ kullanılıyor. Şimdi komple bunları yapmaya başlayayım. Endüvi bittiği için kömürler bu şekilde patlama yapıyor. Endüvinin bittiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Kömürlerden aşağı tarafından patlama kıvılcımları çıkar. Yine bu tarafı da aynı. Kömürleri de yenileriyle değiştireceğiz. Şu şekilde.
Planı komple değiştireceğim için. Şarj bandını komple temizleyeceğim. Eski endüvi bu şekilde bitik olduğu için verimli bir şekilde çalışamıyor. Bu orijinal endüvisi daha önce hiç değişmemiş. Şimdi yeni endüviyle değiştireceğiz toplarken. Bu rulmanı da yeni endüviye geçireceğiz tabi. Buradan çıkarıp. Eski rulmanı buradan çıkarıp yeni endüviye takacağız. Rulmanı çıkarmak için çektirme kullanmamız gerekiyor. Ama bu çektirme buraya uymuyor. Kendi yapmış olduğum bir çektirme vardı şu şekilde. Rulmanı bu şekilde çıkaracağım. Rulmanı çektirmek için bu araya küçük bir bilye koyarsanız daha iyi olur. Dengeyi sağlaması için. Bu şekilde rulmanı yerinden çıkarıyoruz. Yeni endüviye takacağız bunu. Bu arada plastik parça var. Bunu da çıkarıyoruz. Şekilde 10 lokma ile dengeli bir şekilde vurarak rulmanı yerine oturtuyoruz. Bu şekilde yeni endüvimiz hazır oluyor.
Eski endüviyle artık işimiz bitti. Rulmanda bozukluk varsa yeni rulman da kullanabilirsiniz. Şu şekilde aynı boyutta ölçülerde yeni rulman da takabilirsiniz. Ama üzerlerindeki o hiç değişmediği için öndeki endüvi orijinal rulman olduğu için ben bunu kullanmayı tercih ettim. Bozukluk varsa zaten yenisiyle değişmeniz daha iyi olur. Şimdi şanzıman kısmını komple söküp temizleyeceğiz. Bu kısımları da temizleyeceğiz.
Böylece Makita HR4000C modelini komple sıfırdan toplamış olduk. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.